Herkese merhabalar, İlave TV hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza zaten ülkemizde bulunan yaklaşık 4-4,5 milyon Suriyeli'den sonra 1,5 milyon Afgan mültecinin sınırlarımızdan gireceğini soracağız. Bakalım vatandaşlarımız Afgan mültecilere sıcak bakıyor mu, ne düşünüyor? Ülkedeki mülteci konusu bayağı bir sıkıntılı biliyorsunuz. Videolarımızı izledikten sonra mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın ve paylaşın. İlave TV sizleri seviyor. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yaklaşık ülkemizde biliyorsunuz 5 milyona yakın Suriyeli mülteci, göçmen var. Ve şu anda da 1,5 milyona yakın Afgan ülkemizin sınırlarından girmek üzereler. Ne düşünüyorsunuz? Bu 1,5 milyon da Afgan ülkemizin ekonomisini zorlar mı? Ülkemizin şartlarını zorlar mı? Evet, zorlar. Yani kesinlikle zaten Suriyeliler geldiği sürece, yani hatta geldi, gitmiyorlar. Yani her tarafta Suriyeli var. Bir de Afganlar gelecek. Hiç Türk vatandaşı kalmadı çevremizde. Hiç yok yani. Ne gibi sıkıntılar yaşıyoruz? Maddi, manevi her türlü sıkıntı var. Yani her türlü. Yani. Tamam. Ve ben Türk olduğumu hissedemiyorum bu kendi ülkemde. Yani hiç hissedemiyorum. Suriye'de savaş bitmek üzere ama Suriye'ye dönüş yok. Yani bayramda biliyorsunuz gidiyorlar. Savaş var ama bayramda gidiyorlar ama geri dönüyorlar. Dönmesinler. Türkiye'den almayacaklar yani, istemiyoruz yani. Gel kardeşim böyle. Gel. Ben konuşabilirim 5 dakika. Tabii. Gel kardeşim. Hangi kanalda izleyecek onu söyle. YouTube İlave TV. YouTube İlave TV. Aa, ben Isparta'dan geliyorum. Isparta'da Afgan'ı var. Allah'ınızı severim sizin. Afgan'ı var abi. Suriye, ben burada 24-25 sene oturdum. Demirgöl'e git abi, Suriye kampı gibi, anladın mı? Adamlar kuaför dükkanını açmış, telefon dükkanını açmış, ıvır zıvır dükkanını açmış. Parfüm satıyorlar, onu satıyorlar. Isparta'da Afganlı çok, Suriyeli çok, Somalili çok, anladın mı? Adamlara 1378 lira maaş veriyorlar. 970 lira da gıda parası veriyorlar. Aş evine gidiyorlar, 3 evin. 3 öğüne yemekleri geliyor. Benim milletim aç kalıyor. Benim muayenesi bedava. Her şey bedava. Üniversite sınavı. Ben atıyorum şeye gittim. Hastaneye gittim abi. 200. sıradayım. Adamlar geliyor pat diye giriyor, anladın mı? Bu adalet ne abi? Sen dışarıdaki insanına geliyorsun. Bizim buradaki insanımız aç geziyor. Ne abi, hırsızlık yapıyor, soysuzluk yapıyor, yolsuzluk yapıyor. Anladın mı? Savaş bitti. Niye dönmüyorsun kardeşim? Ben olsam ben de dönmem. 1378 lira cebime paramı koyuyor. 970 lira da gıda paramı koyuyor. 3 öğüne yemeğimi getiriyor. Niye gideyim? Gitmem. Bunlar hep Recep Tayyip Erdoğan'ın suçu, anladın mı? Neymiş, onları buraya getirecek. Bir şey söyleyebilir miyim? Karşında Suriye'ye girebiliyorsun. Amerika bundan 20 sene önce kaç kıta ödeten geliyor Suriye'ye giriyor. Senin bir dibindeki ülkelere giriyor. Alabileceği petrolünü alıyor, ekonomisini alıyor, yardımını yapıyor. Sen sömürüyor. Giremiyorsun Suriye'ye. Sömürüyor. Sen niye giremiyordun Suriye'ye? Ha, şimdi girebiliyorsun ama, değil mi? Peki 1,5 milyon daha Afgan gelirse 5 milyon Suriyeli'nin üzerine ne gibi sıkıntılar yaşarız? Şöyle diyeyim abi. Amerika'da, yani Amerikan vatandaşı diye bir şey yok. Zaten oranın yerleri Kızılderililer, siz biliyorsunuz. Evet. Farklı milletlerin karışımı ya. Şimdi sen onlara yardım etmezsen, senin dünya devleti gibi görmelerine gerek kalmaz bence. Bugün bütün dünya devletleri başkalarına yardım ediyor. Amerika asker yolluyor. Niye asker yolluyor? Bir kazancı var mı? Elbet var. Gideceksin, petrolünü yapacaksın, anlaşmanı yapacaksın. Adam Amerika'dan kaç kıta ödeden asker yolluyor. Niye yolluyor? Yani bana ne der? Geçer yani. Tabii ki. Biz de yolluyoruz. Ya bizim de katılmamız lazım böyle şeylere. Zaten atılacaklarını, ya da savaş bittikten sonra ülkelerine dönecekler onlar. Onlar şu anda senin misafirin. İnanıyor musun sence Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmeyi? Çoğunun dönmeyeceğini ben de biliyorum. Dönmezler yani. Ben olsam ben de dönmem. Ama eskisi kadar maaş bağlamazlar yani. Maaş alamazlar buradan. Haklarından feragat ederler. Ya, çok hakları var. Gereksiz hakları var. O konuda ya, herkes haklı. Herkes doğru yani. Kaç para maaş alıyorlar? Doğru abinin dediği gibi. Adam üniversiteye gidiyor, kazanmadan üniversitede okuyor. Ya benim günümde ben Türk vatandaşıyım. Hangimiz Türkiye'de Türk vatandaşıyız? Belli sen değil. Sen 20 yani. Yıl okuyorsun, ailen zor şartlarda seni işte büyütüyor, yetiştiriyor, sınava giriyorsun. Ama dediğiniz gibi sınavsız üniversite. O doğru bak. Ama bunu Türkiye'nin bu politikayı izlemesi lazım. Suriye'ye girebilmesi için bak bundan 20 hatta 80 yıl boyunca. Suriye'ye girmemiz lazım mı? Ya girmemiz lazım. Niye benim askerim olsun, benim şeyimde Hakkari'mde? Niye olsun Diyarbakır'ımda? Adamlar ellerini kollarına sallayarak ülkeme giriş yapıyor. Suriye'de ne işimiz var baba? Abi Suriye'de ne işin var? Senin evet. Suriye dediğin topraklar, PYD'nin, bizi ilgilendirmiyor. DAEŞ'in, bizi ilgilendirmiyor mu?
Yıllarca niye öldü senin aslında? Ya biz Türkiye'de acıyız. Bizim Cumhurbaşkanımız bize sahip çıkmıyor, bakmıyor. Cumhurbaşkanı sahip çıkıyor mu sana? Yok. Ben İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan Suriyelileri soruyoruz, tamam. Türkiye'de ne işi var ya? Siz niye savaşa gitmiyorsunuz? Ya bir tane biz enayi miyiz diyorlar. Türkiye'de niye öldü? Resmen bunu niye söylüyorlar. Biz enayi miyiz? Kardeşlerim abi. Artık. Kardeşlerimiz biliyorsun da. Suriyeli bir de. Senin, bak, senin o kardeş dediklerin PYD'nin, DEAŞ'ın, Amerikan'ın köpeği bir kere. Bir dakika. Amerikan'ın köpeği. Teröristler. Amerika yaptı. Teröristler. Niye Amerika yapıyor abi? Adam bizim ülkemize geliyor. Bizle savaşıyor. Benim askerimi öldürüyor. Benim ekmeğimi, benim suyumu yiyor. Onlar da bir de kedi köpek eti yediriyor. Kardeşim. İstanbul'da resmen yakalandı bu kasapçı. İnsanımızın başka ülkede kasap, işi yok. Adam niye yok abi? Somali'de, Somali'de tamam mı? Ben Isparta'da şeyler arası otobüslerde hostluk yapıyorum. Evime gittiğim zaman adam ticari taksiyle geliyor. Ayağında Nike'lar, anladın mı? Darpaça pantolonları giymiş, gömlekleri çekmiş abi. Somali'de. Somali'li abi bunlar, kapkara insanlar. Ama şimdi bak bir şey buyur diyeceğim. Buyur abi. Şimdi mesela burada saat satan evet. Siyahi vatandaşlar var. Evet abi. Siyahi vatandaşlardan herhangi bir şikayet bugüne kadar duydunuz mu? Duymadık. Neden duymadık? Adamlar ekmeğini saatten çıkarıyor, şapkadan çıkarıyor, cüzdan satıyor, ne bileyim kemer satıyor, alnının teriyle kazanıyor. Peki Suriyeli ya da Afgan sıkıntısı neden? Çok fazla problem çıkardıkları çok fazla bilgisizler, kültürsüzler, anladın mı? Kültür denen bir şey yok zaten. Medeniyet diye bir şey de yok, anladın mı? Onlar geliyorlar, nasıl olsa beleşiyorlar. Affedersin benim karıma kızıma bakıyorlar, anladın mı? Otobüste geliyorlar, bakıyorlar yani, anladın mı abi? Bu şekilde olmaz yani. Niye? Şimdi ben hangi araba görmedim ben para verildiğini, üniversiteye direkt geçiyorum. Adamlar burada saatçilik yapıyor, emeğiyle kazanmaya çalışıyor. Ama Türk politikası Suriyelilerle, Suriye'ye girebilmek için ya da oraya askerini indirebilmek için, oranın politikacılarıyla anlaşabilmek için böyle imkanlar sunuyor. Böyle imkanlar sunduğu için bizim gözümüze batıyor tabii. Ben eşek miyim, öküz gibi çalışayım, 10 sene okuyayım üniversiteye girebilmek için, adam gitsin şey yapsın. Bizim kanımıza dokunuyor. Onlara da ayrıcalık sağlanmazsa hiç kimse burada hiç kimse demez. Şikayet herkes hiç kimse şikayet etmez. Peki sadece bunlara verilen haklardan mı? Yoksa toplum içinde çıkardıkları sıkıntılardan da mı dolayı? Her ikisi. Bak hale gidin abi. Benim işim orada yanlış anlama 70 lira 80 lira yövmeye çalışıyorlardı. Suriyeliler bir geldi 20 lira 30 lira. Benim işim arkadaşım ekmek bulamıyor orada. Halin oraya git. Orada Kepez polis merkezi var. Abi sana yemin ederim Suriye kampı gibi. 50 kişi oraya yeşilliğin üstüne yatmış. 50 kişi karakolun dibine yatmış. 50 kişi ne bileyim Halin dibine yatmış. İş bekliyorlar. 20 liraya 30 liraya. Her şey. Peki 1,5 milyon daha Afgan geliyor. Evet. Nasıl olur? Daha berbat olur abi. Daha kötüye gideriz hani. İyi gitti o zaman. Anladım, Türkiye'nin hali berbat abi. O zaman. İnsanım aç kalıyor burada abi. Onlara ya, Türkiye artık yani. Elden gidiyor. Afgan yavaş yavaş gidiyor. Afganlar gelecek. Afgan Türk'ü değil. Yani Afganistan'da ya, yaşayan Türkler değil. Yok hayır. Aslında soydaşız bir bakımdan bakıldığında da. Yani orada zulüm görüyorlarsa yani, Türkiye'nin yardımı mesela lazım. Mesela Araplar, sınırda Araplar altın mikrofonda konuşup altın kuvvetle yıkanıyor ama diğer gerçekten. Diğer Araplar geliyor açlık susuzluktan ölüyor. Niye kardeş, niye ırktaş değildi bize geliyorlar, Türklere sığınılıyorlar. Abi Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur, tamam mı? Bunu öyle bilin. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Ya burada bir olay olsa Suriyeliler bizim üstümüze yürümeye çalışıyor. Herkes bizim üstümüze yürür. Yürür yani. Yürümez değil. Onlar 10 kişi 10 kişi gelsinler. Küfür etme kardeşim, anladın mı? Hoş yere gerek yok. 10 kişi bir yere geldin bizim üstümüze yürümeye çalıştılar. Anladın mı? Biz burada bir röportaj yaptık. Suriyeli bir vatandaşla izleyen var mıydı İlla bilmiyorum. İlla ki vardır yanımızdan. Çünkü biz burada Suriyeli'ye dedik ki işte Türkler siz geldiğiniz için işsiz kaldı. Evet. O da dedi ki o sizin sorununuz. Allah o dedi ki bizim sorunumuz öyle değil. Konuşuyorlar, anladın mı? Ve bizimle burada üstümüze yürümeye kalktılar yani. Evet. Ya buradaki Suriyeliler bu şekilde konuştu. Burada da ona destek çıkan vatandaşlar oldu işte. Ve birçok Suriyelilerin ağzına sıçarım ben. Bizim medyaya, bizim vatandaşımıza yürüyecek Suriyelilerin ağzına sıçarım ben. Bak burada kimse birbirini tamam tanımıyor mı? Değil mi abi? Bir Suriyeli gelse herkes birbirini tanır, birlik olur. Anladın bizim mı? Polisimize, bizim medyamıza, bizim muhabirlerimize yürüyecek polis Suriyeliler ağzına sıçarız biz. Tamam mı? Bunları bir pipleyelim abi. Bunlar hak ediyorlar. İstanbul'da benim komşum kasap tamam mı? Bize, ben de dahil içinde kedi köpek hediye yedirmiş. Kasap, Suriyeli kasap. Kedi köpek eti yemişiz biz çocuklarla beraber. Şimdi her işlerinde var mı bir sıkıntı? Şimdi ne oldu? Tamam mı? Maaşlar kesildi. Dükkanlar kapandı. Evet. Tamam mı? Belki de sınır dışı edecek. Mahalleden kayboldular, gittiler zaten ailesi.
Ama olan yine vatandaş oldu. Gene vatandaş oldu. Bizlere oldu. Bir kardeşim. Ben Deniz'de bir firmada muavinlik yapıyorum. Adam dönüşüne para ödüyor. Geliş ücretsiz. X-ray cihazlarını bilirler. Çantada tırnak makası olsun, en ufak bir şey çıktığı zaman tutanak haline getiriyorlar. Denizli abi iki tane Suriyeli ellerinde kalaşnikovla yakalandı. Hiçbir şey yapılmadı. Bu ülkede savaş çıksın, bizi bir tane ülke alırsa bütün Türkiye gelsin yüzüme tükürsün abi. Kimse almaz. Kimse almaz abi. Alacak bir tane ülke çıksın, bütün Türkiye gelsin benim yüzüme tükürsün. Sence almamalılar değil mi? Bizi yani... Biz yine kendi topraklarımızda savaşarak, mücadele ederek burada can veririz. Dedelerimizin yaptığı aynen, gibi. Yani gelen bir şey tabii ki de biz hiçbir ulus bizi kabul etmez. Azerbaycan, Azerbaycan Türklerimiz hariç bizi kabul etmez kimse. Bir Azeri olarak ben demek istiyorum ki Türkiye... Azeri değil, Azerbaycan Türk. Azerbaycan Türkçü olarak demek istiyorum ki ben. Bu Türkiye'nin Suriye üzerindeki politikasını hiç beğenmirəm asığı. Ya biz özümüz iki kardeş olarak kurtardı. Başka hiçbir şey yoktu. Başka hiç kim yoktu bizim içimizden başka. Tolik Allah mucit sudit unas. Bunu da böyle demek istiyorum. Şu bu kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok abi, sağ olun. Hoşça kalın. Hangi TV'di abi? YouTube ilaveti. Giriyoruz, izliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşım ben inşaat sektöründe çalışıyorum, tamam mı? Bir gün gittim, tamam mı? Suriyeli 50 milyona çalışıyor bu ülkede. Ben ustayım ha. O da usta, tamam mı? Usta tabiriyle çalışan bir şahıs, tamam mı? 50 liraya gidiyor. 120 liraya sen beni götürür müsün? Sana soruyorum. Ben götürürüm. Sayın muhabirim. Ben götürürüm. Götürür müsün? Bu ülke bu kadar İşin yani hakkını yabancıların veririm. Bu ülke bu kadar yabancıların eline mi düştü yani? Gerçekten sizin çalıştığınızın emeğini kırıyorlar mı? Kırmaz olur mu ya? 50 lirayla bak şu anda sen müteahhitsin, tamam mı? Veyahut da taşeronsun, tamam mı? Ben 120 liraya geliyorum sana. Evet. Sen beni mi götürürsün, 50 milyona Suriyeli mi götürürsün? Veyahut da Kırgız'ı mı götürürsün? Zaten sigorta da yapmıyor. Sigorta zaten yok abi yabancıya, var mı? Öyle yani bir şans var mı? Sigorta yok. Maaşı da düşük veriyor. Sen beni mi götürürsün, Suriyeli mi götürürsün? Onu götürüyorlar. Adam nasıl olacak şimdi? Bir gün bak. Burada ustalar kahvesi var, tamam mı? Ben cezaevinden çıktım, anladın mı? Bir tane taşeron geldi bana. Kaç paraya gidersin usta dedi. Dedim ki 130 milyon liraya. Dış cepheye gittik, tamam mı? Bu Halin yanındaki karakolun ismi ne tam bilmiyorum. Halil Karakol. Ha. Onun yanında, tamam mı? Suriyeliler pazar kurmuşlar. Evet abi. Adam 50 liraya gitti ya. Adam dedi ki al ustacığım bunu cebine koy, anladın mı? Yevmiyemi verdi benim. Adamı götürdü. Şimdi nasıl olacak ya? Bu ülke bizim mi yoksa dış devletlerin mi ya? Adam ülkesini satmış gelmiş abi buraya ya. Ne hayır gelir mi diyorsun? Gelir mi sence ya? Sana soruyorum ya. Bence olarak. Gelmez. He? Bence gelir mi gelmez. Sence? Gelmez. Adam ülkesini satmış gelmiş. Osmanlı döneminde Türkiye'yi satan kim? Araplar değil mi abicim? Bak işte tarihe bak ya. Şimdi zaten bu sıkıntılar var. 1,5 milyon da Afgan. Nasıl olacak şimdi? Euro kaç para abi şimdi? 8. Ne kadar 8 mi? Euro. Dolar kaç para? 8. Dolar kaç para abi? 6,5 var. Ecevit'in döneminde devalüasyon oldu abi ya. Böyle bir şey olur mu ya? Olur mu sence ya? Bir gece %40 paramız değer kaybetti. %80 oldu abi şimdi ya. Biz bu ülkenin çocuğu değil miyiz abi? He? Adam buraya gelmiş. Sen de ismini. Pasaportu yok. Pasaportu var. Vizesi yok. Anladın mı? Deport yani ya hepsi ya. Evet. Bu ülkede kaç tane kaçak göçmen yakalanıyor biliyor musun sen ya? Ege Denizi'nde, Marmara'da. Ne kadar yakalanıyor abi? Sınır kapılarımızı açmalı mıyız? Gitsinler mi Avrupa'ya? Gitsinler tabii canım ya. Avrupa'dan 3 milyar euro geliyordu. Hani ne oldu? 3 milyar geliyor, 41 milyar euro da harcamış. Masraf ediyoruz. Doğru mu? Çoluk çocuğumuzun hakkı ya bu ya. Doğru mu? Doğru abi. Çoluk çocuğumuzun hakkı bu ya. Böyle bir şey var mı ya? Yani onlara yapılan 41 milyar dolar para... Bu partisel bir durum değil ya. Biz bu ülkenin çocuğu muyuz? Evet abi. Ha? Sen habercisin değil mi? Şu anda haber yapıyorsun. Evet. Şurayı bir ölçsene. Kaç tane yabancı var, kaç tane Türk var ya? Çok var abi. Ha? Çok var. Nasıl olacak? Vaatler neydi seçimden önce? Gidecekler, yolacağız.
Ne oldu? 1,5 daha geliyor. Yani biz bu ülkeyi millete mi bırakıp gidelim babacığım ya? Ha? Bu ülkeyi partiye mi bırakıp gidelim ya? Suriyeli birisi Twitter'da açıklama yapmış. Beğenmiyorsanız çekin gidin Türkiye'den diye. Allah Allah. Ne kadar Suriyeli varsa o gidecek bu saatten sonra bu Türkiye'den. Küfür edeceğiz sandım. Yok. Pardon abi. Küfür yok. Ama namussuzluk yapıyor ya. Bu ülke bizim ülkemiz kardeşim. Biz Suriyeli gibi ülkemizi satıp Esad'dan kaçmadık. Varsa anladın mı dış devlet büyüğü? Amerika'da da bunun içinde dahil, tamam mı? Birleşmiş Milletler de dahil. Hepsiyle biz, bir gün bana bir tane komutanım ne dedi biliyor musun? Askerlik yapıyorum. Adam Amerikan kökenli, tamam mı? Evet abi. Dedi ki, ya asker dedi. Ben emir veremiyorum ya dedi. Niye dedim ya Sayın abi? Neden veremiyorsun? Türkler kadar kimse cesur değil dedi ya. Türkleri cepheye sürdüğün zaman, yürü dediğin zaman yürüyor dedi. Ama bizim milletimiz dedi parayla yürüyor. Paralı askerlik. Bu ülkeyi biz kimseye bırakmayız. Ne yok. Dış devletlere, tamam mı? Ne şu andaki hükümete, ne bir başkasına, anladın mı? Biz bu ülkenin çocuğu muyuz? Bu ülkede neslimiz yetişiyor bizim. Biz bu ülkeyi satıp da hiçbir yere gitmeyiz. Eyvallah. Suriyeliler ülkeyi satıp belki kaçmış olabilir, anlatabiliyor muyum? Ama biz kimseye satmayız bu ülkeyi. Bizim bir tane canımız var. O da vatanımız. Vatanımız ya, vatansız bir halk olabilir mi? Sana soruyorum. Bizim için olamaz. Olabilir mi sence? Bizim için yok. Biz bu vatanın çocuğuyuz, anladın mı? Kaç tane mermi bomba yağarsa yağsın biz Türk çocuğuyuz. Kendi toprağımıza can veririz diye. Ölümüne. Eyvallah. Hiç sıkıntı yok. Çok sağ olasın. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Ekonomimiz bunun altına kalkamaz zaten. Bu şansı hiç yok zaten. Evet. Artı ben bir şey daha konuşacağım. Tabii. Şimdi bir Suriyeli İstanbul'da bir iş yeri açıyor. Bir Türk vatandaşı gidiyor soruyor, diyor ki iş arıyor. Siz diyor Türk çalıştırır musunuz? Hayır, yabancı çalıştırmayız. Yabancı çalıştırmayız diyor. Bir Suriyeli bunu diyor. Türkiye'de bunu diyor. Yani Türk çalıştırmam diyor ya. Çalıştırmam mı? Suriye çalıştırır. Sen Türkiye'ye geliyorsun. Liderimiz Meral Akşener bu saatten sonra. Bak geliyorsun. Sen Türk vatandaşını tanımıyorsun. Türkiye'de Türk vatandaşını tanımıyorsun. Doğru. Böyle bir dünya var mı ya? Böyle bir şey olamaz yani. Şimdi. İyice benimsediler yani. Ya benimsemenin dışında artık ya bunu. 3 milyar euronun hesabı nerede ya? Kim aldı? Ya 3 milyar hesabını ya? Bırak onu da. Küba'daki bilmem o ne de o adadaki para nereye gitti? Yani bu paralar nerede bu paralar? Peki abi 1,5 milyon daha Afgan ne olur? Nasıl biz olur? Gücümüz yok ki zaten, bitmişiz yani. Kaldıramayız yani. Kaldıramayız yani. Evet. Bizi zaten şu anda bizi sıkıyorlar bizi. Bir tane mülteci kolu. Şu anda biz, ben çöp topluyorum. Bak ben çöp topluyorum. Şu şahıs beni görüyor, çöp topluyorum ben. Çöp topluyorum. Ben çöp topluyorum. Bir Türk vatandaşı şu an. Ya hastanede önde. Maaşı önde. Herkes dokunmazlığı var. Türk vatandaşı ölüyor. Buraya öldürüyor. O basit, nasıl Türk vatandaşı ölürse ölsün diyor. Suriyeliler sen dokunamaz. Ne demek dokunamam ben ya? Var mı öyle bir adalet yani? Sen beni öldür. Dokunmazlığı varmış. Olur mu? Öyle bir dünya var mı öyle ya? Evet. Hastaneye gidiyorsun. Ben gidiyorum. Benim sigorta adam beni kapıya atıyor. Diyor ki bekle sana ne lan? Diyor, yürü. Bir Suriyeli'yi ön sıraya alıyorlar. Ön sırada tedavisini görüyor, maaşını alıyor, istediği şeyi alıyor. Evet abi. Böyle bir şey olmaz abi, böyle bir şey. Eyvallah abi, sağ olasın. Ben teşekkür ederim size. Anlıyorum seni lan.